Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Pilot 51 Invitational turnuvasının yeni bir mücadelesinde bugün bir tarafta Hingatu Mahve isimli bir klan, diğer tarafta ise Boom Akademi klanlarının belediye binası 15. 5vs5 mücadelesini sizlere sunmaya çalışacağım. Bu organizasyonun ilk videosunu dün paylaşmıştım. İzlemeyen vardır, görmeyen vardır. Gördüğü halde videoya tıklamayan vardır. Kısaca bir açıklama yapmak istiyorum. 64 tane klan davet edildi ki bunların arasında Orta Doğu ve Balkanların en tehlikeli oyuncularından biri olan yerli Samet isimli hemşerimizin klanı da varmış. Dün yorumu dikkatimi çarptı. Onun da maçını sunmaya çalışacağım. Bir sıkıntı problem çıkmazsa ona da buradan selam yollayalım. 64 klan davet edildi. Bir ay süren bir turnuva ve 1000 dolarlık da bir ödül olacak. Yenilen elenecek. Single elimination usulü. Evet, maçımıza odaklanalım. Hingatu Mahve klanının bir numarasından El Tano isimli vatandaştan Sui usulü Tom fırlatıcılı bir tazı balon saldırısı izleyeceğiz. Defansif buz golemi yetimizi dondurdu. Bir tane de elektro titan var. Kartal topu indiği takdirde ki inecek, gönül rahatlığıyla operasyonun başarılı olduğunu söyleyeceğim. Kraliçe de özelliğini kullanmış olmakla birlikte yoluna devam etmeye çalışıyor. Karaya bakan ilk sayına karşı çok fazla dayanamayacak. Belediye binasının içinden geçirmek üzere tazı balonumuzu da salladık. Aynı benim gibi oynuyor. Dondurma büyüsünü belediye binasına kaçırdı maalesef. Bir adet öfke büyüsü patlattık. İlk sayı devamında bomba kulesi. Sonrasında vicdanları el verirse belediye binasına gidecek balon abilerimiz. Evet, binayı indirdik ama balon namına da elimizde herhangi bir şey kalmadı maalesef. Şampiyon kalkanı ile birlikte elimizde henüz yeni pozisyonlandırdık. 3 tane balon, 3 tane de kelle avcımız var. Kelle avcılarından ikisini gönderdi, 3'ünü de gönderdi. 3 yıldız geleceğini düşünmüyorum karaya bakan X-Save ve monolitten kaynaklı olarak. Yine de iyi bir denemeydi, üzülmesin diye şapka çıkartıyorum. Reklam arası ekmek parası yapalım. Videomuzu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. İzlemeye yeni başlayanlara da günlük taze Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. Evet, göründüğünden çok daha yakın olmakla birlikte monolit, yani tek başına monolit, arkadaşlar haksız mıyım, köyün savunmasına sebebiyet veriyor. Yani belki de dondurma büyüsünü kaçırmasaydı, o ufacık hatayı yapmasaydı demek ki belki de 3 yıldız gelecekmiş, haksız mıyım? Ne kadar etkilerdi bilmiyorum ama büyücü kulesini saymazsak balonlara vuran bir tek monolit kaldı. Evet, %92, %93 olacak, %94, %95 olmayacaktır. %94 2 yıldız. Evet, okçular da iner, bu saldırı da burada biter. Bakalım buna Boom Akademi klanının karşılığı nasıl olacak? Pekala efendim, birinci turun ikinci saldırısı. Boom Akademi klanının bir numarasından Shang Xing Shong isimli vatandaştan koruyucu yürüyüşlü mü? Hayır, koruyucu yürüyüşlü değil, düzeltiyorum. Blizzard usulü bir tazı balon saldırısı olacak. Çift buz tazımız var. 25-30 tane civarında da balon dahil etmiş. Her iki patlatıcıya kafa atmak suretiyle çoklu cehennem kulelerini, iki tane ikisini, ya abi düzen çok kötü ya gerçekten. Şimdi Boom Akademi ile alakalı bir şeyler söyleyecektim ama yani bu düzen birazcık gölgeleyecek bu söyleyeceklerimi. Biliyorsunuz belediye binası 15 yayına girdiğinden beri onlarca klanın yüzlerce turnuva mücadelesini sizlere sunmaya çalıştım. Kendi sunduğum turnuva maçları üzerinde söylüyorum. 5 savaştan 5'inden de 3 yıldız alan 2 tane klan denk geldim bugüne kadar. Bunların ilki Inquisition klanıydı, Almanya konumlu. Diğeri de geçtiğimiz günlerde Boom Akademi'nin performansıydı. Yani demem o ki beklentiyi çok yüksek tutmak, vatandaşlara nazar değdirmek istemem ama bu klan çok tehlikeli bir klan. Evet, bakalım neler olacak. Kral Kraliçe Buz Golemi'nin desteğiyle yoluna devam ediyor. Blizzard'la alakalı konuşmaya gerek yok. Süper büyücüler köyü parça pinçik yaptılar. Yani buradan bu saatten sonra 3 yıldız olmaması için en ufak bir sebep kırıntısı dahi görmüyorum. Evet, koruyucumuz yok. Evet, belediye binası henüz indirilmiş değil. 3 yıldız tutkumuz tek yıldız faciasıyla da sonuçlanabilir ama bekleyip göreceğiz. Evet, birinci buz tazımız patladı hava savunmasının üstünde. Belediye binası ve görünmezlik kulesinde de bir adet dondurma patlattık. Şampiyon sol taraftaki kaya saçar ve kraliçe ile uğraşırken bir adet iskelet büyüsüyle de onları oyalamaya çalışıyoruz. Belediye binası indi kasırgadan etkisiyle. Monolit de iner mi diyecektim ama maalesef inmedi. Sıkıntı yok, kraliçe o noktada imdadımıza yetişiyor. Şampiyonun kalkanı elimizde, baylar bayanlar, merdivenden kayanlar hayırlı uğurlu olsun. Nur topu gibi bir 3 yıldızı patlatmış oluyor Boom Akademi. Şapka çıkartıyorum. Aynı zamanda şapka takıyorum düzenin sahibine. Böyle düzen mi olur ya? O kadar bariz, o kadar belli bir Blizzard değeri vardı ki orada.
Ben bile üçlerdim yani buraya. Evet. Birinci tur saldırılarının ardından Yıldız ve Yüzde farkıyla Boom Akademi Klanı maçı önde başlıyor. İkinci tur saldırıları için hazırlıklara başlıyoruz. Ben başlamıyorum, onlar başlıyor. Devam. Pekala efendim, ikinci turun ilk saldırısı. Hingatu Mahve, nickine kurban olduğum klanın 3 numarasından Diego isimli oyuncudan kraliçe yürüyüşlü bir tazı balon performansı izleyeceğiz. Evet, sol taraftan kraliçeyi pozisyonlandırdı. Sinsi Goblin temizliği başarılı. Üst tarafta da bir şeyler bıraktı ama ne bıraktığını tam göremedim. Herhalde okçu mokçu bıraktı. Gizli Tesla varsa çıksın diye muhtemelen. Şifacıları henüz pozisyonlandırmış değiliz. Cümlemi bitirmeme izin bile vermeden şifacılar da boy gösterdiler. Hazır top tanklanmışken büyücüyle üst taraftaki iksir toplayıcı ve inşaatçı kulübesini indirmesi de takdire şayan bir hareket. Anladığım kadarıyla kraliçe ile kartal topu ve X yaylarına doğru ilerlemeye çalışacak. Kralı pozisyonlandırdığı noktada bu söylediğimi ispatlar nitelikte. Şimdilik her şey 10 numara 5 yıldız gözüküyor. Yani bir sıkıntı çıkmadı, plana uygun gidiyor. Eğer ki planı iyiyse neden olmasın 3 yıldızı patlatabileceğini düşünüyorum. Bu arada yani dikkat ettiniz mi? Süper duvar kırıcı patladı ama iskeletleri hiçbir şekilde etki etmedi. Bence süper duvar kırıcı patladığında ufak da olsa bir iskeleti öldürecek kadar bir alan hasarı vermesi gerekiyor. Yani fizik kurallarına aykırı bir durum. Neden olmasın, bence güzel bir fikir. Evet, Anka kuşunun desteğiyle kral tekrardan canlandı. O büyücünün ekmeğini de ne yedik be? O büyücü sol taraftan bıraktığımız büyücü müydü yoksa başka bir büyücü müydü bilmiyorum ama güzel iş yaptığını söyleyebilirim. Evet, kraliçe öfkenin içerisinde defansif tazıyla uğraşırken neyse ki cehennem kuleleri de teklide olduğu için ekstra büyü harcamak, kalp krizi riski yaşamak zorunda kalmıyoruz. Hala daha 10 numara 5 yıldız ilerliyor. Evet, öfke büyüsü devrede. Ben bir adet duvar kırıcıyla çoklu kuleye gideceğini düşünüyorum diyecektim ki süper duvar kırıcılarını bitirdiğini fark ettim. Yani plan iyi ama bence bir tane daha süper duvar kırıcı almış olması lazımdı ya. Şimdi oradan gitti. Abi ciddi misin ya? Zeptini derken patlattı. Abi kafayı yersin ya. Ne kadar da güzel gidiyordu. Ne oldu birden? Sanki var ya böyle oyunun ortasında böyle tam böyle 5-10 saniye öncesinde sıkıldım ya ben bu oyundan, oynamayacağım artık dermişçesine saldırıyor. Yani ne kadar da güzel gidiyordu. Kraliçeyi özelliğiyle birlikte kaybetti. Zeptin erken patladı, muhtemelen güdümlü falan yedi, göremedim tam olarak. Ama tek yıldızda kalma ihtimali yok yok. Dondurmalar var, öfkeler var. Koruyucunun özelliği elimizde, her türlü 2 yıldızı alır ama bana soracak olursanız kraliçe özelliğiyle birlikte ölmese, Zeptin binayı indirse çok rahat temiz bir üçlük gelirmiş. Yani planı fena değilmiş ama düzenin kurbanı olduğu şanssız bir saldırı gerçekleştirdi diye düşünüyorum. Hatta bir dakika dur, bir şey kalmadı la köyde. Şampiyonun varlığı çok kıymetli arkadaşlar. Kaya saçını haricinde ağır hasar veren bir savunma yok. Hasar da yemiyor. Bir şey söyleyeyim mi? 3 yıldız değil belki ama time fail olacak gibi gözüküyor. Defansif kral üzerinde 2-3 tane minyon var. Koruyucu alterini ben çok fazla ciddiye alamayacağım böyle bir pozisyonda. Net bir time fail. Yani kraliçe özelliğiyle gitmese ya da birinden biri olsa, Zeppelin binayı alsa yine üçlenecek. Ben bu vatandaşa şapka çıkartıyorum. 10 numara planı varmış. Bir diğer saldırıya geçelim o halde. Pekala efendim. İkinci turun ikinci saldırısı. Boom Akademi klanının 4 numarasından Isekai isimli oyuncudan. Kraliçe yürüyüşlü değil, koruyucu yürüyüşlü, o da değil galiba. Ne yapıyorsun lan sen? Evet. Normal şartlarda koruyucu yürüyüşlü bir Titan süper okçu kombinasyonu olacak ama kraliçeyi pozisyonlandırarak başladı. Yetiyle sol taraftan temizlik yapıyor. Bir adet kelle avcısı sızdırdık. Hayaller var, bir de hayatlar var. Şampiyonu indiririm dedi ama maalesef. Sadece bir atış yapabildi kelle avcısı. Sıkıntı yok. Kraliçe onun icabına bakacaktır. Evet, kraliçenin devamında koruyucuyu da mevzilendirdik. Çoklu kuleye doğru mu gidecek? Sanmıyorum. Çokluya doğru giderse bence anlamsız olur. Titanları oradan bırakacağını düşünmüyorum. Yani kartal topuna doğru göndermesi lazım. O kompartmanı temizleyip, çoklu kule kompartmanı temizleyip kartal topuna doğru çoklu kuleye de şampiyon ve kralı gönderir. Mesela böylesi daha mantıklı. Nitekim aklın yolu bir titanları ve süper okçuları sabırla elinde bekletiyor. Evet, tomruk fırlatıcıyı da aktif etti. Bunu da bekliyordum. Yani kraliçenin özelliğini kaybedeceğiz gibi gözüküyor. Ne kadar da temkinli davranıyor büyü atmamı. Geri çağırma büyüsü. Hadi canım. Yalnız işin güzelliğini biliyor musunuz? Kraliçenin hayatını kurtardı ve diğer kalan şifacılar da, ya anladınız işte, direkt gittiler oraya. Çok zekice ya. Geri çağırma büyüsünün yeni bir kullanımı bence bu.
Bunun gibi bir şey birkaç kere daha görmüştüm. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Hakikaten yani o iki kapasite büyüye hakkını veren bir strateji olduğunu düşünüyorum. Evet, Titanlar devrede. Tomruk fırlatıcı devrede. Koruyucunun özelliği hala da elimizde. Defansif kraliçe her zaman olduğu gibi tırsak ve titrek tavırlarla kralımızı duvarların arkasından taciz ediyor. Titanları bir adet öfke büyüsü. İyi izleyin tazı birkaç milisaniye içinde. Abi gördünüz mü? Tazının parçalanma şeklini gördünüz mü? Ya boşuna demiyorum. Titanlar tazıyı aşağılayıcı bir şekilde yok ediyorlar. Yani Titan'ın karşısında tazı olmak istemezsiniz. Başka da bir şey demiyorum. Evet, bu arada o kadar güzel toplandı ki ordu merkezde. Koruyucunun özelliği de abi bu klanın hiç şakası yok ya. Arkadaşlar bu klanın, Boom Akademi klanının menziline girmeyin. Bak bunlar dost düşman tanımıyorlar. Menzilde ise hedefsiniz yani. Ya izlerken o kadar kolay ki ben bunları deniyorum. Bak izliyorum, o kadar deniyorum. Olmuyor, böyle olmuyor. Bir yerlerden bir sıkıntı çıkıyor illaki. İstikrarlı başarı tesadüf değildir. Adamların var bir bildiği işte. Yürekten, gönülden, helalinden bir adet şapka çıkartıyorum. Ve Isekai'yi tebrik ediyoruz. Boom Akademi klanı 2'de 2 gidiyor. İkinci tur saldırılarının ardından yıldız ve 2 yıldız ve yüzde farkıyla 3. tur saldırılarına da önde başlayacaklar. Bakalım hayırlısı. Saldırı başlasın, hemen geliyor. Pekala efendim. 3. turun ilk saldırısı. Hinga Tumahve. Klanının 4 numarasından Ferdi isimli reisin. Arkadaş şu kelimeye de ayar oluyorum da neyse. Hadi neyse, girmeyeceğim o toplara. Evet. Ne yapacağız? Yıldırımlı depremli bir tazı balon saldırısı. Zap Lalo saldırısı. Görelim bakalım. Evet, buz golemi patladı. Defansif kralı bir adet kelle avcısının yardımıyla kendi kralımızla birlikte temizliyoruz. Sol tarafta bir şeyler denedi ama kaçırdım. Balon malon mu attı acaba? Bilemedim. İkinci bir buz golemi bebek ejderi ve kraliçeyi tanklamak için pozisyonlandırdı. Kral Anya'ya, kraliçe de Konya'ya. Tam böyle Adana civarlarına doğru da tomruk fırlatıcıyı pozisyonlandırdık. Gördüğüm şey hoşuma gidiyor. Sağlı sollu savunmalar tanklanmışken tomruk fırlatıcı çoklu cehennem kulesi ve kartal topunu indirecek. Ben bu plana şapka çıkartıyorum arkadaşım. 10 numara 5 yıldız bir görüntü var şu anda. Her yerde bulamazsınız. Evet, kartal topu inmedi. Ama yetiler o noktada, en kötü ihtimalle yetiler, yetimitlerle kartal topunu alacaktır. Kraliçe kaya saçarı indirecek özelliğini kullandı. Sağ taraftan şampiyon da ikinci kaya saçarı. Abi çok güzel gözüküyor. Defansif kraliçeyi muhtemelen indiremeyeceğiz. Şampiyon daha keza o şekilde. Gerçi görünmezlik büyüsünü... Ya şampiyon, senin yapacağın iş batsın. Gitti, hedef değiştirdi, tazıya kilitlendi ya. Abi hem defansif kraliçe hem de şampiyon hayatta. Yani birinden birini indirseydik çok rahat olacaktı işlerimiz. Yani köyün yarısını böyle pastayı ortadan ikiye böldü, bir tanesini alıp çıkardı gibi düşünün. Ama kral, kraliçe ve şampiyon beni çok tedirgin ediyor. Evet, girişte hızlı bir öfke büyüsü. Devamında koruyucuyu pozisyonlandırdık. Abi koruyucunun özelliğini birazcık erken mi kullandı, bana mı öyle geliyor? Gerçi kullanmaktan başka bir çare... Abi tekte kalacak. Tekte kalacak, evet. Nerede hataya? Bence strateji 10 numaraydı. Çok da güzel gözüküyordu. Koruyucu da elimizdeydi. Tazı balonu eline yüzüne bulaştırdı. Bu klanın oyuncuları aynı benim gibi oynuyorlar. Kanker izleyicisi olabilirler. Yani kirolardan 10 numara değer elde etti. Kuşatmalardan 10 numara değer elde etti. Her şey yolunda gözüküyor. Ama tazı balonu eline yüzüne bulaştırdı. Yorumu size bırakıyorum. Ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. %78 tek yıldız. Bir sonraki saldırıya geçiyoruz. Evet efendim, 3. turun 2. saldırısı. Boom Akademi klanının 5 numarasından Koshive isimli oyuncudan 6 tane elektro titan, 8 tane süper okçulu bir spam saldırısı izleyeceğiz. 2 tane deprem büyüğümüz var. Enteresan bir şekilde daha önce böyle bir şey gördüm mü? Bu depremlerle ne yapacak acaba ya? Birini kullandı. Ha, tomruk fırlatıcı duvarları daha... Süper duvar, ne anladım abi, niye depremler, niye ikizlerine hasar vermek için mi ya, bilemiyorum, yorumu size bırakıyorum. Depremler çok mu lazımdı açıkçası? Ben bu sorunun cevabına evet diyemiyorum, hayır da diyemiyorum, yorumu size bırakıyorum. Koruyucunun özelliğini kullandık. Yani çok geniş spektrumlu bir saldırı gerçekleştiriyor. Köyün bir ucundan diğer ucuna kadar her yerde askerler var. Kamerayı nereye koyacağımı şaşırdım ya, şuraya bir bakar mısınız?
Evet, alt tarafta Dev kralımızla birlikte bol miktarda Titan, iki tane süper okçu. Merkezde yine bir avuç dolusu süper okçu, bir adet yeti ve kraliçe koruyucuyla birlikte devam ediyor. Belediye binasında dondurma, merkeze bir adet öfke büyüsü. Binayı bir kere daha donduruyoruz. Şampiyon nerede? Evet, üst tarafta kaya saçarı doğru yön. Abi ne oluyor ya? Bu saldırı bana soracak olursanız. Süpersele, Clash of Clans'a, oyunun geliştiricilerine ve benim gibi kazma oyunculara bir hakarettir. Nasıl işleniyor abi böyle ya? Taktik maktik yok. Bam 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 stratejisi yani. Başka bir şekilde bunu ifade edemeyeceğim. Evet. Şampiyonun kalkanı ve bir adet görünmezlik büyüsünü iddia ediyorum kullanmasına gerek dahi yoktu. Kapak fotoğrafı beleşe geldi. Evet, ben bunu eviririm çeviririm güzel bir başlıkla birlikte sizlere. Evet. Paylaşırım. Evet, bu makademi klanı bu arada 3'te 3 gidiyor. Bir tane de dondurma büyüsü varmış abi. Bu neydi böyle ya? Bu neydi böyle ya? Hakikaten var ya, kabusuna girer ya. Düşünsenize, bu makademi klanı yarınki maçta rakibiniz. Kabus görürsünüz gece uyuduğunuzda. 9 yıldıza 5 yıldız. Yorumsuz bir şekilde bir sonraki saldırıya geçiyoruz. Pekala efendim, 4. turun ilk saldırısı. Hinga Tumah ve klanın 2 numarasından Numata isimli oyuncudan. Roket balonlarla okçu kulesini indirecek büyücü ve kraliçe ile birlikte operasyona başladı. Sağ taraftan da bir adet yeti ve büyücü ile temizlik çalışmaları devam ediyor. Evet, kraliçe yürüyüşlü bir tazı balon saldırısı olacak. An itibariyle kuşatma olarak tomruk fırlatıcı aktif. Bunu değiştirme yoluna da gayet tabii gidebilir. Sabırsızlıkla bekliyor olacağız. Evet, yetinin bir an önce ölmesi, şifacıların kraliçede kalmasının kesinleşmesi lazım. Neyse ki şifacı transferi olmadan yeti hakkın rahmetine kavuştu. Kralı pozisyonlandırdık. Çok güzel bir nokta. Duvarları da açık bırakmış. Direkt gidecek çoklu cehennem kulesini devamında özelliğinin yardımıyla hava savunmasına, hatta sol tarafa meyilli karaya bakan ilk seyini bile indirebilir. Barbar kralımız Ağır abimizden bahsediyorum. Evet, koruyucuyu ve şampiyonu da ışık hızında kral ve kraliçeye desteğe gönderdik. Enteresan şeyler. Koruyucunun özelliğini kullandık. Evet, bir nevi hate stratejisi gerçekleştirecek. Daha önce defalarca başarılı örneklerine şahitlik ettik. Bakalım bu sefer nasıl bir sonuç oluşacak. Evet, tomruk fırlatıcı da devrede. Hero'lar güzel iş yaptı ama yeterli mi? İşte o sorunun cevabını ilerleyen dakikalarda göreceğiz. En nihayetinde koruyucunun özelliği ve aurası olmadan belediye binasını tazı balonun indirmesi ve geriye kalan savunmaları da temizlemesi gerekecek. Şampiyona bir adet görünmezlik büyüsü patlattık. Kaya saçar tehditleri de ortadan kalktı. Hem kraliçeyi hem de ejderha bilgisini kapsayacak şekilde öfke büyüsü. Kraliçe abi, bir şey söyleyeyim mi? 10 numara 5 yıldız yüzü. Neydi böyle ya? Abi çok güzel. Kraliçenin özelliği hala da elimizde. Evet. Her tarafta iskeletler yine. Hiç şaşırmadım. Belediye binası. Abi bir şey söyleyeyim mi? 3 yıldız olmaması için hiçbir sebep görmüyorum ben. Bir tane tazımız, 18 tane balonumuz, birer tane öfke dondurma ve hız büyüğümüz var. 12 tane minyon. Direkt çoklu cehennem kulesine doğru saldırıyı başlaması mantıklı, makul. Balonlar tabii indirebilirlerse. 2 tane hava bombası yediler. Balonlar hayatta. Üst tarafta da çok güçlü. Kraliçe hala da hayatta ama bir yandan binanın zehiri, bir yandan karaya bakan X'e onun canını okuyor. Bana burası üçlenmedi demesin hiç kimse. Abi nasıl ya? Ya nasıl üçlenmedi burası? Hakikaten anlamış değilim. Çok güzel gözükmüyor muydu? Görüyor musunuz? Koruyucu olmadan balonların ne kadar Abi balonlar var ya, toplasan epi topu 8-10 tane bina indirdiler ha. Yorumu size bırakıyorum. Hava savunması ve defansif kraliçe kesinlikle izin vermeyecektir. Onu konuşmaya gerek bile yok. Yani güzel yüzdeleri de ulaştı ama ben bir üçlük bekliyordum açıkçası ya. Ne yalan söyleyeyim. Birazcık hayal kırıklığına uğradım. Yine de güzel denemeydi. Başarılı bir performanstı bence. Bir sonraki saldırıya geçiyoruz. Pekala efendim. 4. turun ikinci saldırısı. Boom Akademi klanının 2 numarasından Kinara isimli oyuncudan bir kraliçe yürüyüşlü tazı balon saldırısı daha izleyeceğiz. An itibariyle 3'te 3 gittiler. Bakalım 4. saldırıda da üçlüyü patlatabilecekler mi? Alev fırlatıcısını pozisyonlandırarak başladık. Bir tane okçu iskeletleri temizlemeye çalışıyor ama alev fırlatıcıya da yaptılar yapacaklarını. Tamam, daha kötüsü olabilirdi, ona da eyvallah. Üst taraftan kraliçeyi pozisyonlandırdık. Kara iksir deposunu sinsi goblinler alacak. Kraliçe ile öyle sanıyorum ki çoklu cehennem kulesi kartal topu yoluna doğru ilerlemeye niyeti var. Kelle avcısının desteğiyle defansif kralın icabına da bakacağız. Onun haricinde alev fırlatıcı da yoluna devam ediyor zaten. Beklemedeyiz.
Evet, saldırının birazcık şekillenmesi lazım. Yapabileceği çok da fazla bir hamle yok açıkçası. Binayı nasıl indirir diye düşünüyorum. Alev fırlatıcıyla binayı alamaz. Sen o işe geçeceksin arkadaş. Belki kralı fırlatıcının içindeki klan karısı askerleriyle kombinleyerek binaya gitmeye hedefleyebilir. En kötü ihtimalde tazı balon binanın içinden geçecek. Ya da bina tazı balonun içinden geçecek. İlk seçenek tercihimizdir. İtiraz eden namerttir, bizden de değildir ey vatandaşlar. Evet, kraliçe kendini kusursuz bir şekilde hedeflediği kompartmana attı. Çok güzel bir duvar kırıcı, bakmaya kıyamıyorum. Kartal topunu ve arka taraftaki çoklu ve ikseyini de alacak. Yeter ki özelliğiyle birlikte kaybetmeyelim onu. Bol miktarda öfke ve dondurmamız var. Kraliçeyi mutlak surette hayatta tutması gerekiyor. Alev fırlatıcı alt taraftan hala daha yoluna devam etmekte. Defansif klan kalesinden 2 tane roket balon, 1 adet de tazı çıktı. Zehirin yardımıyla birlikte onların da icabına bakacağız ve belediye binasının içinden geçecek şekilde sağ taraftan tazı balon saldırısına da başladığımızı görüyorum. Enteresan bir şekilde koruyucu da zehirli kertenkeleyi tercih etmiş. Ona da eyvallah. Tazı balon saldırısında işe yaradığı sürece saçma değildir. Baykuşunun da pabucu dama atılmış durumda. Zaten titan saldırılarında, kara saldırılarında kertenkele her türlü en iyisi. Özellikle koruyucu yürüyüşü yapıyorsanız. Ama tazı balonda da iş yapıyor yani, görmüş olduğunuz üzere. Evet, kraliçe henüz özelliği yaptığı bombaya ölmesin kraliçeler ya. Ey ey. Çok sinirim bozuluyor böyle oldu mu ya? Abi, kraliçeyi dev bombaya kaybettiğimde var ya, beni parça pinçik yapan titan tarafından parçalanmış bir tazı gibi hissediyorum kendimi. Çok sinir bozucu. Evet, şampiyonu pozisyonlandırdık. Bir adet görünmezlik, bir tane de dondurma büyüğümüz var. Kral hala daha yoluna devam ediyor. Defansif kraliçenin canı aha şu kadarcık kaldı. Ama monolit çok ciddi bir tehdit. Ayrıca 3 yıldız alamazsa büyü bozulmuş olacak. Hadi lan, bir 15 yıldız performansı iyi olurdu açıkçası. Avcısı gider ayak defansif kraliçenin icabına bakıyor. Şampiyonun kalkanı hala da elimizde ama süreye bakar mısınız? 5 saniyemiz kaldı. Kafayı yersin. Benim gözümde, benim nazarımda tam tamına 97 yıldızlık bir savaş. Şapka çıkartıyorum arkadaşım. Ekranda 3 yıldız gözükmüyor olabilir. Bizim gönlümüzde 3'lüktür bu saldırı. 4. tur saldırılarının ardından vaziyetler bu şekilde. Yani belki bir ihtimal, değil mi? Neyse, espri yapmayacağım. 5. tur saldırılarına geçiyoruz. Pekala efendim. 5. turun son saldırısı. Evet, normalde ilk saldırısı demem lazım ama Hingatu Mahve klanının 5. oyuncusu dedi ki başlarım dedi böyle hayatınızdır abına. Çıkarttılar karşımıza bölüm sonu canavarını. Ben dedi boşu boşuna saldırı yapmam arkadaş. Evet, son saldırısını yapmadı yani. Uzun lafın kısası. Bu Makademi klanının 3 numarasından Shang Xing Chong Yıldız 7 Hao Xing isimli oyuncudan. Kraliçe ve koruyucu yürüyüşlü ikisi birden. Alev fırlatıcılığı 1. Elektro titan saldırısı izleyeceğiz ama sadece 3 tane titan var. Bol miktarda ikincil askerler kullanmış. İşte 2 tane balon, 2 tane yeti, bebek ejderler, barbarlar, okçular, duvar kırıcıları falan filan inter milan. Bakalım hayırlısı. Evet, anladığım kadarıyla titanlarla belediye binasına doğru ilerlemeyecek. Bir adet de yine benzer bir şey yapacak. Arkadaşlar bakın, çok mantıklı. Yani şifacıları bırakacak. Kraliçeyle koruyucuyu alacak, bina indiği anda şifacılar bir tanesi kayıplı olmakla birlikte bakın direkt savunmalardan temizlenmiş olduğu için zehrin dışına atmış oluyor yani. Şimdi kaya saçar kombulan heyecandan yerimde duramıyorum var ya, çok güzel bir mantık bence. Geri çağırma büyüsünün belki de bugüne kadar gördüğüm en mantıklı kullanım şeklidir bu. Evet, önümüzde ligler var, deneyebilirim bunlardan. Kesin elime yüzüme bulaştıracağım ama olsun. Evet, güzel bir şekilde askerlerimiz merkeze doğru ilerliyorlar. Bakalım buradan da 3 yıldızı patlatıp 2-3 bina farkla mükemmel savaşı, anladınız işte. Yani az önceki saldırılarında 3 yıldız alamadıkları için moralim birazcık bozuldu. Bir 15'lik daha patlatırlardı diye düşünmüştüm ama sağlık olsun. Evet, atlatma büyüsü devrede. Kral da alacak, kraliçe de alacak. Çoklu Cehennem Kulesi merkezde ciddi bir tehdit. Bir tane titanımızı daha kaybettik. Üst taraftan şampiyonu, canımız, ciğerimiz, dalağımız, böbreğimiz kazıcının yardımıyla birlikte direkt defansif kralın kucağına attık. O da güzelmiş. Kazıcıyı kaybettik sadece. Şampiyon hala da güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Alev fırlatıcı patladığı içinden zıpır minyonlar çıktı. Mantıklı mı? Yani neden olmasın? Bana soracak olursanız yeti titan daha iyi iş yapar ama X'e karaya baktığı için hava askeri almak mantıklı bir seçenek olabilir. 50 saniye süre var. Umarım çok kötü bir ses gelmemiştir. Elim mikrofona çarptı.
Şaşırtmadı arkadaşlar. Bir üçlük daha patlatmış oluyorlar ve maçı 14 yıldızla bitiriyorlar. Ama ve lakin mükemmel bir savaştan 3 bina farklıydı. Yani %97'de kaldı tek başarısız, tek üçlük olmayan saldırıları. Yani bana soracak olursanız Navi'nin adı var, Boom Akademi'nin tadı var arkadaşım. Yorumu sizlere bırakıyorum. Yine bir tane büyüyü boşa salladı. İksir deposu da iner. Bu saldırı da burada biter. Nihai tabloya bakacak olursak son saldırılarını yapmamakla birlikte 14 yıldıza 7 yıldız. 3 bina farkla mükemmel savaş kaçmış oluyor Boom Akademi klanı için. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın. Bay bay.